Herkese merhaba arkadaşlar, bugün et döner yapacağız. Dışarıda yediğimiz et dönerler var ya, onun gibi yapacağız arkadaşlar. Muazzam olacak. Evde nasıl yapılır onu göstereceğim size. Bir de yanında gopit ekmeğini yapacağız. Hem gopit ekmeği yapacağız, arasına böyle et dönerleri dizeceğiz. Efsane bir tarif, bomba bir tarif sizi bekliyor. Başta malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin büyük bir kısmını ayarladım. Başta dönerin yapılışıyla başlıyorum. Burada kullanacağınız et çok önemli arkadaşlar. Ne kullanacağız? Dana döş kullanacağız. Dana döşün böyle yağ et oranı gerçekten muazzam. Şu yağ görüyor musunuz? İnanılmaz güzel oluyor bunlar. Ve ne yapıyoruz? Bunları böyle ufak ufak doğrayacağız. Bir tanesini açıyorum şöyle ve küçük küçük doğruyorum. Tabi bunu kıyma haline getireceğiz. Ben de kıyma makinesi olduğu için evde yapacağım. Siz isterseniz kendi kasabınızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları ufak parçalara ayırdım. Şimdi kıyma makinemden geçiriyorum. Şöyle bir çalıştıralım. Evet, etin tamamını çektik. Kıymamız hazır. 600 gram kıyma bu. Bunu kenara alıyorum. Şimdi de bir adet soğanım var. Soğanımı başta bir ikiye bölüyorum. Ardından şöyle bir üstten çizik atıyorum. Yandan da çizik atacağım. Ve soğanı küp küp doğruyoruz. Aynen bu şekilde. Daha sonra farklı işlemler yine uygulayacağım zaten. Çeviriyorum. Üzerine gidiyorum. Evet, soğanı küp küp doğradı. Duruyor muyuz? Kesinlikle hayır. Tekrar böyle üzerine gidiyoruz. Soğanın suyu çıkana kadar bu şekilde üzerine gidin onun. Evet, soğanların İyice suyu çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları bir şöyle bir toparlayalım. Şöyle ayrı bir kaba alıyorum bunu. Şimdi etin üzerine soğanın suyunu sıkacağız arkadaşlar. Ben bununla bu şekilde satırla uğraşmam dersen robottan da geçirebilirsin. Şimdi bir avuç alıyorum bundan başta. Böyle tutuyorum ve iyice bir suyunu üzerine sıkıyorum. Tüm soğanın suyunu etin üzerine bu şekilde sıkıyoruz. Soğanın tüm suyunu içerisine sıktım. Bunu ziyan etmiyoruz. Başka bir yemekte kullanabilirsiniz. Kenara alıyorum bunu. Bunun içerisine 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. Bunların asidi bunu mahvedecek. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. İster acı ister tatlı kullanırsın, sana kalmış. Bir tatlı kaşığı sarımsak tozu. Eğer sarımsak tozun yoksa ne yaparsın? 2 diş sarımsağı bunun içerisine aktarabilirsin. İyice püre haline getirin, ekleyin. 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Tabi tuz oranı kişiye göre değişebilir. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyeceğim. Karabiber ekstra bir lezzet katacaktır zaten buna. Ve bu homojen kıvama gelene kadar bunu iyice bir yoğuruyorum. Homojen kıvama geldikten sonra 1 dakika etle oynayın, böyle ona masaj yap. Bir dakika önce iyice bir yoğurmak lazım. Üzerine gidiyoruz onun için. Etim bana diyor ki yeter artık, dur diyor, başım döndü diyor. Ben de onu kırmıyorum ve artık duruyorum. Etimiz muazzam bir kıvama geldi. Bunu kenara alın, ne yapacağız onu göstereceğim. Şöyle bir tane buzdolabı poşetini açın. Streç filmde de yapabilirsiniz, tamamen size kalmış. Ve buzdolabı poşetini şu kenarlarını bir yırtıyorum. İyice bir açalım bunun içerisini. Kenarlarından yırtmanız yeterli olacaktır. Hem kenarlarından hem de şu taban kısmından açarsanız eğer böyle tamamı açılacaktır. Evet, etimizi şimdi alıyoruz. Şöyle bir parça içerisindeki o fazla havayı almayı unutmayın. Fazla havasını aldıktan sonra şöyle poşetin içerisine aktarıyorum. Biraz düzeltmeler yapıyorum onun üzerinde. İstediğim boyuta getirdikten sonra şöyle tutuyorum. Katlaya katlaya, tabii boşluk oluşmasın. Üzerine bir yapıştırın bunu. Biliyor musunuz? Boşluk oluşmadan şöyle toparlaya bunu sarıyorsunuz. Çok basit bir işlem arkadaşlar. Göreceksiniz. Gerçekten inanılmaz pratik. Ardından şu iki kenarından tutuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Böyle çeviriyorsunuz. Gerçekten hem böyle keyifli bir işlem hem de tam salam konumuna getiriyorsunuz. Aynen bu şekilde. Yapması gerçekten dediğim gibi inanılmaz basit. Sadece kıymayı ekliyorsun, diğer malzemeleri ekle, bu şekilde rulo haline getir. Şimdi böyle şunu bir tutalım, bir tabağın içerisine aktarayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Başta ne yapıyoruz? Bunu dolapta bekleyeceğiz. İçerisine eklemişim yoğurdumuzu, sütümüzü, baharatımızı. Bunu var ya çürütecek, böyle paramparça edecek eti. Et döner kıvamına işte o zaman ulaşmış olacağız. Şimdi ne yapalım? Bunu bir dolaba verelim. İyice bu içine işlesin tüm baharatı ve diğer malzemeleri, ardından buzluğa atacağız. Şimdi dolaba gidiyorum. Evet, 3 saat boyunca bekledim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Bunu alıyorum. Şimdi hızlıca buzluğa veriyorum. Evet arkadaşlar, etimiz donmaya yüz tuttu. Bir 8 saat geçti. Biz de ne yapıyoruz şimdi? Artık ekmeğin yapılışına başlayabiliriz. Gobit, yani pita ekmeği yapacağız arkadaşlar. Bir kabın içerisine, bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurdumdan ekliyorum. Bir çay bardağı su ekliyorum. Bunların hepsi ılık olması gerekiyor. Dolaptan çıkarıp sakın yapmayın. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir paket kuru maya ekleyeceğim. Tabii açılırsa. Öyle kenarından bir yırtmaya çalışalım. Bıçak yardımı alacağız burada.
inatçı mayaları bunun içerisine ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Mayalar toz şekeri çok seviyor. 1 yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz oranını azaltabilirsiniz. Kişiye göre değişebilir. Bunlar bir homojen kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Bunlar homojen kıvama geldi. Şimdi yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Başta 2 su bardağı un ekliyorum. Bu bir. Bu da ikincisi ve bunu tatlı tatlı karıştırıyorum. Evet, karışım bana diyor ki bana biraz daha un verir misin? Başta yine 1 su bardağı unla başlayacağız. Devam edeceğiz. En son ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim size. 3 devreye girdi. Karıştırmaya devam ediyorum. Benden 4'ü de istiyor. 4'ü de ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Yarım su bardağı daha ekliyorum. 4,5 oldu. Yoğurmaya devam. Evet arkadaşlar, 4 su bardağı artı 2 dolu yemek kaşığı ekledim. İstediğim kıvama geldi. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Yumuşacık da bir hamurumuz oldu. Şöyle bir kabın içerisine tekrardan alıyorum ve bunun üzerine streç filmle kapatacağım. Böyle tutuyorum ve kapatıyorum. Evet, tamamını streç filmle kapattım ve ne yapıyorum bunu? Ufak bir sistem uygulayacağım, onu göstereyim size. Rahat bir şekilde mayalanması için yapacağım bunu. Fırının en dip kısmına kaynamış su ekledim bir kabın içerisinde ve bunu kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Bu iki katına çıkana kadar bu şekilde bekleteceğim. Tam tamına 1 saat beklettim. Camdaki buğulanmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Mayalar için en uygun ortamı yarattık ve görüyor musunuz nasıl da güzel olmuş ya. Neredeyse 3 katına çıkmış. Hamuru artık şöyle bir açalım, bir rahatlasın, bir nefes alsın ve onun şöyle bir canını okuyalım. Görüyor musunuz? Havasını alacağız yani. Gördüğünüz gibi sığındı. Şöyle bir toparlıyorum. İçindeki havayı alacağız. Başta şöyle bir çıkarıyorum onu. Onunla bir parça oynuyorum şöyle. İyice bir havasını alıyorum. İçten içe böyle geçiriyorum. İçe doğru geçiriyorum ve havasını alıyorum dediğim gibi. Hamurun o fazla havasını aldım. Çalışacağım zemini bir parça unluyorum. Hamurumu ekliyorum. Bir her tarafına bir un gelsin başta. Görüyor musunuz? Şöyle bir açıyorum şimdi de. Uzun uzadıya açtım. Şimdi de ufak parçalara ayırıyorum. İç parçalar olmasına dikkat edin. Sonra düzenleme yaparsınız fazla gelen olursa. Şöyle ufak parçalara ayırdım onu. Ardından şöyle tutuyorum. İçten içe şöyle bir katlayın. Ardından şöyle yuvarlaklar, daireler çiziyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Evet, benden 13 parça çıktı. Siz isterseniz böyle gobit ekmeklerinizi büyük de yapabilirsiniz. Yani iki tanesini birleştirip büyük yapabilirsiniz. Ama ben böyle küçük küçük yapmak istiyorum. Bu tamamen kişisel zevk. Şimdi açma işlemi kaldı. Bir tanesini şöyle tutuyorum. Üzerine bir parça bastırıyorum. Çok az da un ekliyorum yapışmasın diye. Şöyle ileri geri yapıyorum, çeviriyorum. Yine diğer tarafını yapışmasın diye unluyorum. İleri geri yapıyorum. Böyle açıyorum. Bu şekilde 3-4 kere üzerine gitmeniz yeterli olacaktır. Şöyle yarım santim kalınlığında olması gerekiyor. Evet, hemen hemen istediğim boyuta ulaştım sayılır. Evet, istediğim olay tam da bu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Boyutu bu şekilde olması gerekiyor. Tabii benim yaptığıma göre. Ve bunu tutuyorum. Fırın tepsisine şöyle aktarıyorum. 2-4 muhtemelen 6 tane alacaktır bu. Dediğim gibi 6 tane dizdim. Şimdi bunu fırına verebiliriz. Bir yumurta sarısıyla 2 yemek kaşığı sütü karıştırdım arkadaşlar. 3 tanesine sadece bu şekilde deneyeceğim. Yaptığım şeyi göstereyim. Şöyle üzerine sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Bunu yapmayabilirsiniz. Klasik gobitte olmayabiliyor. Bazılarında olabiliyor zaten. Şöyle iyice yaptıktan sonra isterseniz susam ekleyin. İsterseniz şöyle çörek otu. Küncü de deniyor buna. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi fırınlayabiliriz. Fırınımı altlı üstlü fanlı olacak şekilde 200 dereceye getirdim. Şimdi hızlıca açıyorum bunu ve içerisine aktarıyorum ve hızlıca kapatıyorum. Evet arkadaşlar, 9 dakika oldu. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum. Şöyle bir açalım. Şöyle mis kokulu bir bezle dışarı çıkarıyorum. Ya şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel oldular. Ekmeklerim hazır. Şöyle alt kısımlarını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular arkadaşlar. Bilmiyorum buradan nasıl gözüküyor ama üstünde tozlar varsa, yani fazla un varsa alabilirsiniz ki ben öyle yaptım. Çok da güzel oldu hepsi. Ve şimdi artık ne yapıyorum? Ufak bir sos hazırlayacağım. Ondan sonra artık diğer işlemlere geçeceğiz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar tereyağını bu şekilde gezintiye çıkarıyorum. Evet, tereyağımızın neredeyse tamamı eridi. Şimdi bunun içerisine 2 yemek kaşığı böyle bu şekilde salça ekliyorum. Bu bir. Bu da ikincisi. Domates salçasıyla tereyağı bir aşk yaşasın. Bir parça pişireceğiz bunu. Salçamızı 1 dakika boyunca kavurduk. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi suyla bunu açacağız. 2 su bardağı su ekliyorum. Kaynamış su ekliyorum üzerlerine. Şimdi de bunun üzerine 1 çay kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum. Bu kadar yeterli. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bir diş sarımsağı bunun içerisine ezip ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Olmazsa olmazlardan bu. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum. Bu da hem asit düzenleyecek arkadaşlar. İçeride asitli şeylerin dengesini sağlayacak. Hem de aromasını patlatacak. Havaları uçuracak bunu. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemeler bir iç içe girsin. Homojen kıvama gelsin. Daha sonra duracağım. Kendi haline bırakacağım. Evet, homojen kıvama geldi. Şimdi kendi haline bırakıyorum. 3 dakika boyunca bunu kaynatacağım.
kaynatacağım orta ateşte. Evet, bu 3 dakika boyunca kaynadı. İstediğim kıvama geldi. Sen daha sulu seviyorsan su eklersin ya da daha katı seviyorsan daha fazla kaynatırsın. Benim için bu ideal. Bunun altını kapatıyorum. Kendi haline bırakıyorum. Şimdi etimle ilgileneceğim. Şöyle bir açalım. Etimizin bir kıvamına bakalım. Kıvamına daha doğrusu konuşamıyorum. Şöyle tutalım. Bir çıkaralım. İyice donmuş zaten bu. Şu an semsert arkadaşlar. Bunları doğramak istesem doğrayamam. Onun için ne yapıyorum? Bir 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyorum. Evet, 15 dakika beklettim. Nasıl keseceğimi gösteriyorum. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde ince ince kesmekte fayda var. Görüyor musunuz? Çok güzel ya. Aynen böyle yaprak döner gibi. Şöyle üzerine gidelim. İncelik tamamen size kalmış. Ama size şöyle söyleyeyim. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli olur. O kadar güzel olur. İstediğiniz sonuca ancak o zaman ulaşırsınız. Şöyle şu alttaki tam istediğim gibi oldu bu arada. İnceliği de güzel ve hepsini bu şekilde doğruyorum. Bir kısmını doğradım. Tavaya yetecek kadarını. Şimdi bir tavamızı ne yapalım? Ocağa alalım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Tavamız bir 3-4 dakika bir ısınsın, daha sonra etleri atacağım. Evet, bir 3 dakika yüksek ateşte ısıttım bunu. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ ekleyin. Peçeteyle her tarafına yayın. Ve artık etleri atabilirim. Evet, görüyor musunuz? Çok güzel sesler eşliğinde. Müzik gibi resmen. Hepsini atıyorum bunun içerisine. Tüm etlerimi atayım yettiği kadar. Şöyle kenarları alayım. Tüm arkadaşlar ısınsın. Evet, yavaştan yavaştan pişmeye başladı. Görüyor musunuz? Bildiğim böyle yaprak döner gibi oldu. Çok güzel pişiyorlar. Çok fazla kurutmayalım arkadaşlar. Neden dolayı en son tabakta birleştireceğim. Bir parça ısıtıp o şekilde ekmeğin arasına alacağım. Çünkü böyle 3-4 partide pişireceğimiz için hepsini. Soğuyanları da bir ayakta tutmak istiyorum. Şöyle bakalım. Dediğim gibi böyle arkalarını böyle 2'şer dakika pişirmek yeterli. 1,5-2 dakika olacak şekilde pişirip çevireceğim bunları. Ara ara şöyle kontrol ediyorum. Şuna bakın ya. Gerçekten muazzam. Mis gibi de koktu. Evet, istediğim kıvama geldiler. Şu sosu var ya kenarda böyle hazırlamış olduğum. Bir parça alıyorum. Üzerlerine bir parça döküyorum. Susun da çeksin, daha da lezzetli olacak bu. Şuna bakın ya, mis gibi ya. Şimdi şöyle hepsini bir toparlayalım. Oo, bomba bir şey oldu bu ya. Hepsi de böyle kalem kalem mis gibi dağılıyorlar resmen. Tam istediğim ki o dışarıdakinin de görüntüsüne de benzedi. Bunları hızlıca şöyle bir kaldıralım arkadaşlar. Yeter bu kadar bunlar için. Şöyle kenarda beni beklesinler. Ve hepsini bunlar gibi pişiriyorum. Evet, görüyor musunuz? Mis gibi oldular arkadaşlar. Dumanı şu an üzerinde hepsini yaptım. Ve şimdi ne yapıyorum? Ekmeğimin diğer malzemelerini hazır. En son bunu bir parça tavada döndüreceğim. Bir 30 saniye ekmeğin arasına ekleyeceğim. Dürümümüzü yapacağız. Ekmek arasını yapacağız. Şimdi başta ekmeklerimi ayarlarım. Ekmeklerim çok güzel bir kıvamda şu an. Şöyle tutuyorum. Yarısına kadar keseceğim. Şöyle kenarlarından. Şu iç kısımda göstermek istiyorum bu arada size. Nasıl piştiğini, nasıl olduğunu görün. Muazzam bir yumuşaklıkta şu an. Tam istediğim gibi, dediğim gibi. Şöyle hepsini değil, bir kısmını aldım, açtım. Olay işte budur. İncecik altı, incecik üstü. Direkt malzemelerin lezzetini alacağız. Hepsini bu şekilde açıyorum. Ekmeklerimin hepsinin içini açtım arkadaşlar. Bunları kenara alayım. Şimdi diğer malzemeleri ayarlayacağım. Şöyle marullarım var. Kıvırcık marullarım. Bunların uç kısımlarını kestim. Bu şekilde. Yani göbek marulun, o kıvırcık marulun uç kısımlarını aldım sadece. Bunları kenara alıyorum yine. Şöyle domates de doğrayacağım. Başta şu kalın kısmını, arkadaki kalın kısmını aldım. Şunları şöyle bir ince ince doğruyorum. Aynen bu şekilde. Daha sonra ikiye böleceğim. Böyle büyük büyük bırakmayacağım bunları. Hepsini bu şekilde doğruyorum. Evet, domatesleri doğradım. Bu şekilde karar vermeye kıldım arkadaşlar. İkiye bölmedim yani. Bu şekilde güzel olacaktır. Bu şekilde ekmeğin arasına alacağım. Bunları da kenara alayım. Şimdi ufak bir soğan salatası yapmayı düşünüyorum. Bir avuç böyle maydanozum var. Bunları böyle ince ince doğruyorum. Evet, maydanozlar tamam. Bunları şöyle bir toparlıyorum. Şöyle karıştırma kabına alıyorum onu. Şöyle bir adet de soğanım var. Başta ikiye bölüyorum. Daha sonra ince ince doğruyorum. Ne kadar ince o kadar güzel olur. Aynen bu şekilde üzerine gidiyorum soğanları. Soğanı da doğradım. Bunu da toparlayayım. Bunu da karıştırma kabına alıyorum. Üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar sumak ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz oranı kişiye göre tabii değişebilir. Bir fiske toz biber ekliyorum buna. Ve başta soğanların üzerinden gidiyorum. Soğanları iyice yedirelim öyle sumağını. Ve toz biberini tabii. Çok güzel bir görüntüsü var bunun. En son şöyle bir karıştıralım. Ya et girince bu bence olmazsa olmazlardan. Şuna bakın ya. Hem renk cümbüşü hem lezzet. Ya 10 numara 5 yıldız bir şey bu. Tek başına oturur yersin bunu. Şunun güzelliğine bak. Bu da hazırsa şimdi artık ekmekleme zamanı başlıyor. Bir tanesini tutuyorum, açıyorum. Böyle içerisine marulundan ekliyorum. Biraz soğan gezdiriyorum. Oo, fena bir şey bizi bekliyor. Şöyle domates ekliyorum. 2 parça ekleyeyim. Sen istediğin kadar ekleyebilirsin tabii. Sana kalmış. Bu arada etime üzerine bir parça daha sos ekleyip bir parça ısıttım. Şimdi bunları ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum. Üzerine aktarıyorum. Oo.
Fena bir şey ya. Şimdi de şu sosumdan şöyle bir tutuyorum. Ne kadar istiyorsan üzerine eklersin. Şöyle. Ben bol soslu sevdiğim için ekleyeceğim. Elimi korkak alıştırmayacağım burada. Bu çünkü inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Bunun olayı sosta zaten. Bu kadar yeterli bence. Daha da ekleyebilirdim ama yeter bu kadar ve kapatıyorum. Şimdi bu ekmeği yaptım. Bir de yumurtalısı vardı hatırlıyorsunuz. Üzeri küncülü. Buna da bir tane yapayım sunuma geçeyim. Evet bunu da yaptım. Şuna bakın ya. Bilmiyorum bu daha mı güzel gözüktü gözüme bilemedim ama. İkisi de bomba tabii. Efsane oldular ya. Ve olay işte budur. İki efsane yan yana diyebiliriz burada. Şimdi bir içecek alalım yanımıza. Şöyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var. İçerisine siyah kola ekliyorum. Oo, fena bir şey. Çok yakışacak bu bence. Şöyle arkadaşların arasına alıyorum bunu da. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle şunu alıyorum ve tadına bakıyorum. Oo, devam edeyim. Yanında içecek. Turşu. Ya böyle bir şey olamaz ya. On numara 5 yıldız. Et çok güzel. O dışarıda yediklerinize emin olun 1000 basar. Ya. Buna söylenecek tek kelime laf yok. Bunu bir kenara alıyorum. Diğerine bir tadına bakayım. Hangi ekmek daha güzel? Bilerek küçük ekmek yaptım ki arkadaşlar. Böyle fazla fazla çıkarabileyim diye. Şöyle devam ediyorum. Düştü. Arada turşu da atalım. Yani ikisi de ayrı keyifli. Klasik gobit ekmeği aslında bu şekilde yapılıyor. Diğer şekilde yapan da var ama evet. Karar veremiyorsun. Ya hemen hemen zaten birbirinin aynısı. Çok iyi. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Emin olun bana dua edeceksiniz. Çünkü 10 numara 5 yıldız. Etiyle içindeki malzemeleriyle dolu dolu da yaptım zaten. Görüyorsunuz. Yani ete fazlasıyla doyuyoruz ve inanılmaz lezzetli. O sosla beraber birleşince et büyük keyif veriyor sana. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.